Herkese merhaba. Soğuk bir New Jersey akşamından sizleri selamlıyorum. Amerika'ya bir ay önce geldim. Bugün 7 Nisan. 7 Mart'ta gelmiştim. Video işlerine zaman ayıramadım pek fazla. Kendi düzenimi kurmak, işe yerleşmek, sonrasında alışmak birazcık zaman aldı. Ve sonra dedim ufak ufak video çekmeye başlayabilirim. Çünkü gerçekten yapmak istiyordum. İnşaat ve mimar videolarıyla kalsın istemiyordum. Buraya geldikten sonra da videolarıma devam etmek istiyordum. Hayallerimden birisi buydu zaten. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi, bilmiyorum bahsettim mi? Bahsettim diye hatırlıyorum ama. Bu videoları çekmemdeki amaç hani bunların hepsini, burada yaşadığım anıları videolar ile ölümsüzleştirebilmek ve bu videoları sınırsız depolama hakkı olan YouTube kanalımda biriktirmek gibi diyerek lafı uzatmayayım. Sizlere New York manzarasıyla evet arkadaşlar, Amerika'nın New Jersey eyaletindeyim şu anda. New Jersey'nin bir ucundan bir ucuna arabayla 3 saatte gidiliyor. Öyle söyleyebilirim. Ben New Jersey'nin West New York ilçesinde. Ya buralar ilçe, eyaletler ilçesi şeklinde. Buranın hani West New York bölgesi, town'ı, town diye geçiyor. Hani kasaba diyebilirsiniz, ilçe diyebilirsiniz. Ama şehir değil, pek şehrimsi gibi değil yani. Çünkü hemen biraz ilerledikten sonra Union City'ye geçiyorsun. Hani şehirler arası bu kadar kısa geçirmemeli. İlçe gibi burada bölgeler. Bizim oradaki gibi düşünmemek lazım. Burası... Burada bir aydır kalıyorum. Mantıken bir ay önce geldim çünkü. Ve gerçekten buranın en beğendiğim özelliği direkt New York City'nin karşı kıyıda olmuş olması ve onu görebiliyor oluşumuz. Hani bir süre sonra bu gayet basit bir hal alıyor ama benim hala hoşuma gidiyor. Özellikle akşam vakti, henüz şu an ışıkları açılmadı şehrin. 7 Mart'ta gelmişim ben buraya. 15 Mart'ta da işe başladım. O 8 günlük sürede o işi iş bulmayla geçti. Benim evimin, kaldığım evin 9 blok altında. 9 blok altında mı? Yok, tam tamına 10 blok altında. Bir kebapçıda bulaşıkçı olarak işe başladım. O bulaşıkçılıkta bir hafta yaptım o işi. Gerçekten çok zor bir iş. Bir hafta sonra zaten hem onların işini aksatıyordum, yavaşlatıyordum. Çünkü gerçekten hızlı değildim ve bir sürü şişler geliyor önüme. Hani o şişler uzun uzun Adana, tavuk Adana, kuzu şiş, tavuk şiş. Bunların bulaşıklarını yıkamak zor oluyordu. Ve bir yandan da tabaklar, kaseler, borcamlar, tencereler, kazanlar falan. Bunları yıkaması diplerin neyse zordu kısaca. Ayrıldım. Ve şu anda... Orada çalışarak 5 günde kazandığım parayla bir bisiklet aldım kendime, elektrikli bisiklet. Ve Amerika'daki ilk vasıtam olmuş oldu. Bu videonun başlığında böylelikle bulmuş olduk hep beraber. Amerika'daki ilk vasıtam şu görmüş olduğunuz bisiklet. Gayet güzel, kullanışlı bir bisiklet. Kolum ağrıyor biraz da, hava da çok soğuk. Haojian 2 markasıyla, Japon markasıymış elektrikli bisiklet. Burada diyeceksiniz o sepet, o telefon falan. Evet, tahmin ettiğiniz gibi burada kuryelik yapıyorum şu anda. İkinci işim de bu olmuş oldu böylelikle. Bulaşıkçılıktan daha zevkli, daha keyifli, kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum. Neyse, bu videoda işten bahsetmiyoruz. Bu videonun konusu bisiklet şu anda. Saatte 40 km hıza kadar çıkabiliyor, özelliklerinden bahsedebilirsek eğer. Saatte 40 km hıza kadar çıkabiliyor bu bisiklet. Bataryası burada. Bunu çıkarıp şarj ediyoruz, şarjı bittiği zaman. 2,5 saat, 3 saat şarj olma süresi ve tam dolu bataryada yine yaklaşık 3 saat, 4 saat gidiyor. Tabi ne kadar mile yaptığınıza göre değişiyor. Yaklaşık 16-17 mile gidiyor.
onu da 1.6 ile çarparak kilometre hesabı yapabilirsiniz ama gerek yok. Ben burada direkt buradaki birimlerle konuşacağım. Bu şekilde o zaman gelin birazcık turlayalım bisikletle. Evet arkadaşlar, burada bisikletimizin vitesi var. Yani elektrikli ama yine de vites bazı zamanlarda özellikle yokuş çıkarken pedal çevirmek gerekli oluyor. Buradan vitesimizi büyütüyoruz, buradan küçültüyoruz. Buradaki motorlardaki gibi sistem sanırım. Burayı çevirdiğimiz zaman gaza basıyor. Burada görmüş olduğunuz kilometre, saatteki kilometre hızımız. Buradaki bataryamız. Bataryamızın gücü görünüyor. Burada derece görünüyor ama derece yanlış muhtemelen. Çünkü hava gerçekten soğuk. Ben de hatta delivery yaparken kar maskesi takıyorum. Gerçekten çünkü buranın rüzgarı gerçekten berbat. Felaket yani. O anlamda berbat. Ve şu anda Nisan'ın 7'sinde olmamıza rağmen hala bir kış soğuğu varmış. Burada kalanlar öyle söylüyor. Ben hani kışın burada hiç kalmadım bilmediğim için. Onlar hala kıştan kalan soğuklar diyorlar. Bilmiyorum ne zaman bahar gelecek, ne zaman havalar ısınacak. Yani bunu gerçekten tişört, şort yapmak istiyorum hani bu işi. Burada görmüş olduğunuz sepete aldığım paketleri koyuyorum. Tabii bu yaptığım işteki detayları daha sonra, bir sonraki videomuzda hani, ya bir sonraki videomuz olmaz da ondan sonraki olur yani. Yaptığım işin detaylarını anlatabileceğim videoda gösteririm. Şu anda bu bisikletle, Amerika'da aldığım ilk vasıta olan bu bisikletle ilgili video çekmek istedim sizlere. Tur atmak istedim fakat şu anda telefonla çekiyorum. Tek elle sürmek de çok zor, sıkıntı. Nasıl yapsak ki? Bilemedim. Onu halledeceğim ben. Tamam. Evet, burada da bisikletin elektrik aksamını çalıştırdığımız anahtarımız var. Bunu on yaptığımız zaman çalışmaya hazır vaziyette oluyor. Ve son olarak bisikletimizin fiyatına gelecek olursak, yani daha doğrusu 5 günde kazandığım paraya gelecek olursak, $500 ikinci elde. Yani gayet uygun bir fiyat. Şu an bisikletin sıfırları $1800'muş. Ve şu anda burada bana yetiyor diyebilirim. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere.